zamanlarda dünyanın içinde bulunduğu zorlu süreci yansıtan pek çok kamusal alan işleri ile karşılaşıyoruz. K2 Güncel Sanat Merkezi etrafındaki genç kuşak sanatçıların da şu anda içinde bulunduğu bir proje var. Denize Açılan Yol isimli, değil mi? Evet, şimdi şeyi söylüyorsunuz, Küçük Amal'ın projesinden bahsediyorsunuz. Evet, Küçük Amal'ın yürüyüşüyle beraber oluşan ve Çeşme'de bir set halinde dizilecek olan ayakkabı enstalasyonundan bahsediyoruz. Evet, bu söylediğiniz enstalasyon Amal'ın, Küçük Amal'ın diyelim, Türkiye serüveninin son noktası. Evet. Aslında 27 Temmuz'da Suriye sınırından Gaziantep'e girecek. Gaziantep'ten başlayan Türkiye rotası Çeşme'de sona erecek. Oradan Avrupa'ya geçecek ve evet, Manchester'a kadar devam edecek. Yani projenin, çok güzel bir proje. Farkındalık yaratan bir proje, evet, olacak. Evet, bu İngiltere çıkışlı bir proje. Mülteci sorununa özellikle, evet, yerinden yurdundan olmuş özellikle çocukların çektiği sıkıntıyı vurgulayan ve onların sesini duyurmaya hedefleyen bir proje. Biz K2 olarak İzmir'deki kısmını ve özellikle Çeşme'de uğurlama sırasındaki enstalasyonu biz K2 olarak düzenleyeceğiz. Bu tabii çok etkili bir çalışma olacağını düşünüyorum gerçekten. O çocukların denize kendilerini, yani Avrupa'ya gitmek üzere denize kendilerini attıklarında kıyıda bıraktıkları eşyalarına gönderme yapan bir enstalasyon, evet, olacak. Evet, biz projeyi mümkün olduğu kadar katılımcı olmasını çok önemsiyoruz. O yüzden de bir duyuru yaptık ve bu projeye kullanmadığınız ayakkabılarınızı bağışlar mısınız dedik. Hakikaten çok ilgi gördük. Bizim tabii bu denize giden, yani Amal'ın Türkiye rotası bittikten sonra Avrupa'ya geçeceği noktada o ayakkabılarla bir yol, evet, yapacağız ona. O ayakkabıları, kullanmadıkları ayakkabılarını bağışlamalarını rica ettik ilgililerden. Hakikaten çok büyük katkı oldu. Bu şey katkıyı, katılımı da biz çok önemsiyoruz, evet, projeyi kesinlikle benimsemeleri açısından. Tabii bu içinde bulunduğunuz Küçük Amal projesi çerçevesinde topladığınız ayakkabılar çok çok önemli bence. Çünkü bir anlamda halkı da toplumu da sanat eserine dahil ediyorsunuz. Tabii. Hem onlardan ayakkabı toplayarak sanata karşı bir geri dönüş alıyorsunuz, hem de aslında bu konuya bir farkındalık kazandırmış oluyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü biliyorsunuz her gün televizyonlarda maalesef insanları kaybedişimizi, ölüşlerini görüyoruz, şahit oluyoruz ama artık hissizleşmeye başlıyoruz. Ama sanat burada bir uyarıcı gibi adeta karşımıza çıkıyor. Çünkü o Küçük Amal'a baktığınız zaman gerçekten hem boyutuyla hem de o yüz hatlarındaki ifadeyle bir anlamda birazcık da tedirgin eden insanı, değil mi? Birazcık ürküten bir yapı görüyoruz yüzünde, portresinde. Dolayısıyla aslında bir anlamda da bu insanlara bir kalkınma mesajı değil midir? İnsanları bir araya toplama, birlik, evet, oluşturma mesajı değil midir? Tabii, yani ben aslında sanatı, yani son zamanda özellikle sanatın etkisini, yani her zaman için biliyoruz tabii ama tabii, yani barışa ulaşmak için, sevgiye, dostluğa ulaşmak için ya da yaşadığımız dünyayı nasıl daha iyi bir dünya yapabiliriz diye düşündüğümüzde sanat bize hep yol gösterici oluyor. Evet. O yüzden sanattan hiç vazgeçmiyoruz zaten. Evet. Özellikle bugün içinde bulunduğumuz şartlarda hakikaten duyarlılıkların, empati yapmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden de söylediğiniz gibi, yani sanatın katılımcı olması, İzleyicinin de sanatın içine katılması gerçekten çok önemli.